Yedi sınıf insan var ki bunlar mahşerde hiçbir gölgenin olmadığı yerde Allah-u Teala'nın tasarrufunda olacaklar. Allah-u Teala'nın gölgesinde, tasarrufunda her tarafı kasıp kavuran sıcaklık bu gruba dokunmayacak. Bu grup rahatlık, güven içerisinde, huzur içerisinde olacak. Bunlardan birisi kim? Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'ın rızası. Sevgide olursa ebedileşir, sonsuzlaşır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki birisi bir yere bir misafirliğe, bir ziyarete gidiyor. Diyor ki melekler ona sorar. Nereye gidiyorsun? Falan yerde bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum. Alacağın var mı? Yok. Peki vereceğin var mı? Yok. Peki niçin gidiyorsun? Ben onu Allah için seviyorum. Ben onu Allah için seviyorum. Allahu Ekber. Rabbül Alemine bunu arz edenler, ey meleklerim şahit olun ki ben de onları seviyorum ve onların eksiklerini bağışlıyorum. Ya, aziz kardeşlerim, buna ne kadar ihtiyacımız var? Bu günümüzde özellikle Allah için, Allah rızasını gözeterek birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Bu bir kuru söz değil. Yani baktığın zaman bana Allah rızasını esas alan ölçüler kaçta kaç hayatımda? Yoksa sadece dil ile ya ben seni seviyorum. Yok, namaz yok. Komşusu kendisinin eman değil. Helal yoldan kazancı yok. Ona buna sataşır. Onun bunun hakkını yer. Buna sevgi olur mu? Buna nasıl sevgi olacak? Oysa Allah Resulü birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe de cennete girmiş olmazsınız buyuruyor. Öyleyse kardeşlerim, Allah rızası için, sevmek için Allah'ın rızasını gözetecek hayat tarzını benimsememiz gerekiyor. Evet.